Evet, ne istersin, ne istersin? Gel, 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 gel. Çiğ gövde. Limon da ister misin? Hemen. Kes. Al. Ooo. Al sana limon, ha. Bu ne lan? Böyle çiğ köfte mi satılır? Böyle çiğ köfte mi yapılır? Gel, gel seyret. Bak, çiğ köfte nasıl oluyor? İşte başlıyoruz. Herkese merhaba. Yeni bir Burak Avrupa'da vloguna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tartışmalara son vereceğiz. Urfa mı, Adıyaman mı? Bu tartışmaların artık sonuna geleceğiz. Çünkü etli mi, etsiz mi çiğ köfte olur? Bütün bu tartışmalar buradan çıkıyor. Urfa diyor ki etli çiğ köfte olmazsa olmaz kardeşim diyor. Etsiz çiğ köfte mi olur diyor. Adıyaman da diyor ki hayır olmaz diyor. Etsiz çiğ köfte diyor olur diyor. Çünkü içine konan malzemeler çiğ olduğu için diyor ona çiğ köfte denmiştir diyor. Etle alakası yoktur bu işin diyor. Tartışmalar uzayıp giderken ben size bugün etsiz çiğ köfte tarifi vereceğim. Ama bana mısın diyen kişinin de gözünü kapattığınızda yediğinde asla ve asla ayırt edemeyeceği kadar da lezzetli bir çiğ köfte tarifi vereceğim. Hem vejeteryanlar yiyebilir, hem et pahalı malum biliyorsunuz şu an ülkemizde. Et kullanmadan da çok kaliteli et gibi, yani etli gibi güzel bir çiğ köfte yapabilmenizi sağlayacak. En büyük önemlisi de içerisinde gene etten alacağınız proteini de alabileceğiniz, protein miktarı yüksek olan güzel bir çiğ köfte olacak arkadaşlar. İsterseniz hemen malzemelerimizi anlatayım, malzemelerimizi sıralayalım ve yapım aşamasına geçip başlayalım arkadaşlar vakit kaybetmeden. Haydi. Evet arkadaşlar, burada kullanacağımız malzemelerin tamamını görüyorsunuz. Bir miktar maydanozumuz var. Hemen sıradan devam ediyorum. Tuzumuz var arkadaşlar bir miktar. Karabiberimiz var, kimyonumuz var, kekiğimiz var. Domateslerim küçük olduğu için 2 adet domates ama sizin domatesiniz büyükse 1 adet. Aynı şekilde soğan için de geçerli. 2 adet ben küçük soğan kullanıyorum. 1 adet siz büyük soğan kullanabilirsiniz. Bir miktar taze soğanım var doğranmış. Burada 4 yemek kaşığı kadar domates salçası, 2 yemek kaşığı da üstte görüyorsunuz biber salçası var. Çok az bir limon suyum var. Bu arada atladığım kırmızı pul biberim var. Ve neredeyse bir bardağın tamamına yakın, yani 3/4 diyebileceğimiz miktarda zeytinyağımız var arkadaşlar. Bunları hepsini yarım kilo bulgurla hallediyoruz. Yarım kilo da böyle köftelik veya kısırlık dediğimiz ince bulgurum var arkadaşlar. Bunun esmer olması, normal olması bir şey ifade etmiyor. Siz kendi damak zevkinize, keyfinize göre hangi bulguru seviyorsanız ondan yapabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane püf noktasından bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar, soğan rendelemek bayağı sıkıntılı bir iştir. Çünkü rendelerken soğan elinizde paramparça olur. Elinize dağılır. Bunun için soğanın bu kısmını kesmeyip bırakırsanız rendeleme aşamasında bu soğanın dağılmasını engelleyecek arkadaşlar. Size böyle ufak da bir püf noktası vereceğim. Daha sonrasında gelecek olursak da bir başka püf noktası da vücudumuza alacağımız bakterilerin tamamını ve birçoğunu çiğ yenen sebze ve meyvelerden alıyoruz. Dolayısıyla özellikle çiğ köftede bu marul çokça tüketiliyor. Aynı zamanda salatada da böyledir arkadaşlar. Bunları sirkeli suyun içerisine yatırırsanız sade boş yıkamak yerine gözle göremediğimiz larvaların, yumurtaların da ölmesine sebep olursunuz. Böylece hastalıklardan da korunmuş oluruz arkadaşlar. Ben bunları şimdi böyle sirkeli suya yatırdım, bekletiyorum. Daha sonra yıkayıp kullanıma alacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi esas gelelim, proteini nereden alacağız? Dedim ya size, protein alacağız. Biz bu çiğ köfteyi yerken protein takviyesinde bulunacak bize dedim. Bunlarda protein yok. Evet arkadaşlar, proteini yumurtalardan alacağız. 3 adet de yumurtamız var arkadaşlar. Bunları zeytinyağımızla birlikte müthiş derecede güzel bir şekilde pişireceğiz. İşte protein almamızı çiğ köftede yediğimiz etin yerini tutacak olan malzeme de bu arkadaşlar, yumurta. Etin yerine yumurta geçer mi demeyin. Bana mısın diyen kişiye ben bunu etli diye yedirtirim. Bu kadar da iddialıyım arkadaşlar. İsterseniz direkt yapım aşamasına geçelim. Haydi başlayalım.
Evet arkadaşlar, bulguru tepsimizin ortasına dökerek işleme başlıyoruz. Daha sonra rendemizi alıyoruz. İnce kısmıyla, özellikle bu ince kısmıyla soğanımızı rendeliyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı rendeledikten sonra hemen arkasından domateslerimizi de rendeleyeceğiz arkadaşlar. Bu domateslerin kabukları iç kısma gelecek şekilde ayarlıyoruz. O yüzden bu alttaki kısımlarını kestim arkadaşlar. Buradan başlamak suretiyle domatesi bu şekilde rendeliyorum. Evet. İkinci domatesimi de rendeledim. Yoğurma aşamasında ilk etapta hemen salçamızı ilave ediyoruz arkadaşlar bulgurumuza. Bu şekilde. Evet. Ve hemen ardından sırasıyla baharatlarımı ilave ediyorum. Tuz bir miktar. Tuzu az olursa tuz ilave etmek sonradan kolay. O yüzden tuzu çok fazla atmayın. Bir miktar karabiber. Bu herkesin kendisine, damak zevkine göre değişir arkadaşlar. Kimyon. Ve bir miktar da kekik atıyoruz arkadaşlar. Şöyle göz kararı. Daha sonrasında da pul biberimizi ilave ediyoruz. Bir miktar. Acısına siz kendiniz karar vereceksiniz. Eğer acı siz daha çok seviyorsanız çok daha fazla pul biber atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey bunları güzel bir şekilde yoğurmak arkadaşlar. Domatesin ve soğanın suyunun yetmediği noktalarda hafif hafif su takviyesi yapacağız. Siz direkt su olarak koyabilirsiniz. Eğer ben oranını kaçırırım, ayarlayamam derseniz de buz kalıplarıyla da bu işi görebilirsiniz. Buz kalıbı da atarak su miktarını daha orantılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada yoğurma işlemi çok önemli. En önemli kısımlardan bir tanesi yoğurma işlemi. Evet, bunu güzelce bütün malzemeleri birbirine yedirecek şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika yoğurursak yeterli olacaktır. Evet, yaklaşık 10 dakika yoğurdum ve artık çiğ köftemizin ilk aşamasını tamamlamış olduk arkadaşlar. Artık bulgurlar tane tane gözükmüyor. İyice ben bunu yedirdim. Ellerimi yıkayıp hemen kamerayı yanaştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz çalışma alanımı da temizlemiş oldum bu vesileyle. Biraz toparlandık. Şimdi yaklaşık şuradaydı. Şu kadar, yani bir bardak kadar su kullanmışım ben bunu hazırlarken. Şimdi bu vaziyette hazır mı yemeğe? Hayır. Çünkü daha yumurtalarımız gelmedi. Şimdi geçelim yumurta pişirme aşamasına arkadaşlar. Haydi bakalım ocağa doğru dönelim. Ocağımızı açarak işleme başlayalım arkadaşlar. Hemen zeytinyağımızı dökelim. Yağımız kızmaya başladığı sırada yumurtalarımızı içerisine kırarak çırpmak suretiyle de yumurtalarımızı pişireceğiz arkadaşlar. Yumurtaların sarısıyla beyazını mümkün olduğunca güzel çırparak birbirine karıştırmamız lazım ve bu zeytinyağında bunu pişiriyoruz. Pişirdikten sonraki aşamada devam edeceğiz. Evet, yumurtalarımız pişti arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey kaldı geriye. Yumurtalarımızı tepsiye koyup üstüne daha önceden 10 dakika kadar yoğurmuş olduğunuz bulguru sermek. Bu yumurtanın sıcaklığı bulgurun hem yumuşamasına yarayacak hem de daha rahat yumurtaların bulgurla kaynaşıp kaybolmasını sağlayacak arkadaşlar. Evet. Hemen çiğ köftemi şu şekilde ittirmek suretiyle kenara kaydırıyorum arkadaşlar. Tepsinin bu tarafına pişirmiş olduğum zeytinyağı ile pişirmiş olduğum yumurtayı serdim. Hemen çiğ köftemi bu şekilde yumurtamın
tamamını örtecek şekilde yayıyorum arkadaşlar. Yumurta altta kalacak. Çiğ köfte yumurtayı kapatacak şekilde bu şekilde yayıyorum. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey kaldı arkadaşlar. 10 dakika bunu böyle dinlendirmek. 10 dakika sonra tekrar kaldığımız yerden yoğurma işlemine devam edeceğiz. Evet, 10 dakika süremiz doldu arkadaşlar. Ben de bu arada mutfağı biraz toparladım. Şimdi tekrar kaldığımız yerden yoğurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Güzelce yumurtalar kaybolana kadar bunu çok güzel bir şekilde yoğurmamız lazım arkadaşlar. Evet, bulgurumuz yumurtanın sıcağı ve zeytinyağı ile beraber daha da yumuşak, daha da güzel bir hal aldı. Şimdi işte yapmamız gereken şey bir 10 dakika, 15 dakika daha bunu aşağı yukarı güzel bir şekilde yoğurmak. Evet. Evet, yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra arkadaşlar yumurtalar artık kaybolmaya başladı. Bu aşamada sıkmış olduğum yarım limonun suyunu ve maydanozlarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Eğer çiğ köftede siz maydanoz sevmiyorsanız veya taze soğan sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer kıvamını tutturamadığınız zaman veya daha kuru olduğunu düşündüğünüz yerde de tekrar su ilavesine devam ederek yoğurma işlemini tamamlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık sıkma işlemine geçebiliriz. Çiğ köftemiz hazır. Şu şekilde. Büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Avucunuzun ortasına gelecek şekilde bu şekilde sıkarak bunları hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Evet, çiğ köftemiz hazır arkadaşlar. Böyle büyük bir kayık tabaktan gördüğünüz gibi en az 3 tane 4 tane çıkıyor. Oldukça bereketli ve bol oluyor. Hemen ben de marulumun arasına sıkarak çiğ köftenin testini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, limonumuzla sıkıyoruz ve afiyetle yiyoruz arkadaşlar bunu. Öyle limonla limon ister misin deyip de böyle fayş diye böyle sıkmanın da böyle esprisi bir alemi yok. Yani öyle şov yapmanın gereği yok limonla. Adam gibi yaparsın çiğ köfteni, limonu da adam gibi sıkarsın üstüne, olur biter bu iş. Herkese afiyet olsun. Buradan da çiğ köfteyle at saçma sapan şov yapan adamlara da selam olsun. 10 numara. Muhteşem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka Burak Avrupa vlogunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.